Evet arkadaşlar merhaba. Bu ilk dersimizde çatışmayı önleme tüzüğü. Vardiya standartları dersinde çatışmayı önleme tüzüğü ile başlayacağım. Şimdi arkadaşlar evvela bu şeyde kitap olarak olmadığı için dolayısıyla bu internetten bulabilirsiniz bunu. Elinizde çatışmayı önleme tüzüğünün bizim Türk mevzuatı olarak yayınladıkları Türkçesi üzerinden gideceğim. İngilizcelerini yine takip ederiz. Şimdi denizde çatışmayı önleme tüzüğü dediği zaman bir kere bu ne işe yarıyor? Şimdi arkadaşlar şu çatışmayı önleme tüzüğünü çıkaran kuruluş nedir? Kimdir? Neresidir? IMO dediğimiz Uluslararası Denizcilik Örgütü. Sizin denizle ilgili yapacağınız, tabi olduğunuz bütün kuralları Uluslararası Denizcilik Örgütü çıkartıyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü nedir? Bu kendi sayfası üzerinden internetten IMO yazdığınız zaman The International Maritime Organization is a specialized agency of the United Nations, which is responsible for measures to improve the safety and security of the international shipping and to prevent pollution from ships. Yani Uluslararası Denizcilik Örgütü, Birleşmiş Milletler'in özelleşmiş bir acentesi, yani bir teknik kuruluşu olarak denizlerin de emniyetin ve güvenliğin International Shipping, buradaki shipping dediği deniz taşımacılığı, uluslararası deniz taşımacılığında güvenliğin ve emniyetin arttırılması ve gemi kaynaklı kirliliğin önlenmesi maksadıyla kurulmuş bir Birleşmiş Milletler teknik kuruluşu, bir alt kuruluştur. İşte bu SOLAS olsun, MARPOL olsun, ne bileyim bu işte çatışma önleme tüzüğü, COLREG olsun, diğer bütün kodlar, konvansiyonlar tamamı hepsi otorite olarak Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından çıkartılıyor. Peki burada bizim bu çatışmayı önleme tüzüğü dediğimiz nedir? İngilizce olarak da Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Collision dediği çatışma, denizde çatışma collision olarak geçiyor. Diyor ki uluslararası kural hakkındaki yönetmelik neyle alakalı? Denizde çatışmanın önlenmesiyle alakalı. Bu 1972'de çıkıyor. 1970'te de şeye giriyor, yürürlüğe giriyor. Denizde çatışmayı önleme tüzüğü. Biz ne yapıyoruz? Şimdi bu birinci sınıf dersi olduğu için, siz kıza staja çıkacağınız için seyir vardiyası tutma belgesi alacaksınız. Dolayısıyla sizin bu çatışmayı önleme tüzüğünü bilmeniz gerekiyor. Peki seyir vardiyası nedir arkadaşlar? Şimdi burada öğrenciler sıfır olduğunu, hani hiç gemiyi bilmeyen kimse olduğunu, siz mesela stajyer olarak tabii size vardiya tutturmayacaklar ama gittiğiniz zaman bir seyir vardiyasında ne yapılıyor? Gemi limanda yükleme ya da tahliye operasyonunu yaptıktan sonra işte bir kanalda dar sudaysa ne bileyim bir boğaz geçişi vesaire veya liman sadece açık deniz limanı, liman pilotajından çıktıktan sonra açık denizde, yani kılavuzluk hizmeti bittikten sonra Commence of Sea Passage dediğimiz işte açık deniz seyrinin başlangıcı. Daha sonra rutin vardiyaya geçilir. Şöyle yapayım şuradan, hem şu şeyi de açalım, kalemi de açalım. Evet, şu bir yandan bir açılsın. Bir de arkadaşlar şuradan şöyle bir mesela bridge. Yani sizin hiç vardiya nedir bilmediğinizi de farz ederek. Yani biz tam vardiya standartları da neyin vardiyası, ne yapıyoruz? Seyir vardiyası nedir? Tamam mı? Buna dair de bir en başta bir fikir vermek istiyorum. Şimdi şurası köprü üstü dediğimiz köprü üstü bridge diye geçiyor bizim meslekte. Arkadaşlar şurada bir köprü üstü görüyorsunuz. Burada işte ne bileyim alarmlar, işte telefonlar, dahili haberleşler, dümen dolabı, tamam mı? İşte radarlar, işte çeşitli telsizler, VHF'ler, tamam mı? Böyle.
Şurada manyetik pusula, burada işte makine telgrafının kumandaları, burada göstergeler. Neymiş bu? Tamam, bir daha açma, açık. Şöyle, bakın şurada da bir diğer resim var. Mesela dümen dolabı burada, işte dümen göstergesi, sancak iskele, dümen mişiri. Şurası otopilot mesela, burada makine telgrafı. Bak adam şu an burada vardiya tutuyor. Tamam. Ondan sonracığım işte radarınız olacak. Çeşitli AIS cihazınız, bu Automatic Identification sistem, diğer gemileri gördüğünüz falan. Ondan sonra elektronik harita ya da kağıt haritanız olacak. Burada açık denizde seyrederken tabii diğer gemiler, balıkçılar, tekneler, ne bileyim romorkörler, işte böyle şat çeken romorkörler vesaire, şamandıralar, tamam mı? İşte ne bileyim yelkenli tekneler, yatlar vesaire seyir halinde, bütün tekneler seyir halinde. Dolayısıyla köprü üstü hiçbir zaman boş bırakılmaz. Siz köprü üstüne çıktığınız zaman 3 tane zabit oluyorsunuz. Şunu bir daha bir açalım. Yani gemi, böyle çok özel spesifik gemi tiplerin hariç, tamam mı? Genel itibariyle şunu, şu kalem yapalım ve beyaz renkli yapalım. Şimdi arkadaşlar, birinci zabit, ikinci zabit ve üçüncü zabit. Yani İngilizcelerini de hep bahsedeceğim. Bu yani maritime İngilizce de size de bir hazırlık olur. Bu terimlerin İngilizcelerini, şeylerini hep bilin. Birinci zabit nedir? Chief mate. Chief mate. Ya bu mate yerine bazen officer da geçer. Tamam mı? İkinci zabit second mate ve third mate. Tamam mı? Bizdeki adıyla ikinci kaptan, üçüncü kaptan, dördüncü kaptan. Tamam mı? Burada rakamlar bir üstten gidiyor, dikkat ederseniz. Bu İngilizcesiyle yani birinci zabit, işte second, ikinci zabit şey değil, second mate. Mate orada, mate olduğu için bizde de, ama ikinci kaptan, bunlar karşılmışlar. Bizde ikinci kaptan denilen aslında birinci zabittir. Yani chief mate karşılığı. Bu adamlar vardiya tutarlar. Şimdi gemi seyir esnasında, hani işte şöyle sorular gelecek yarın öbür gün. Gece farları yakıyor musunuz? İşte ne bileyim, gece nasıl seyrediyorsunuz? Önünüzü nasıl görüyorsunuz? Önümüzü radarla görüyoruz gece. Dürbünle görüyoruz. Zaten her şeyi görmen gerekmiyor. Diğer tekneleri görsen yeter, ya da denizde yüzen bir cisim varsa radarla bunu görsen gece vakti yeterli. Dolayısıyla gemi 24 saat seyrediyor. Burada 8-8-8 şeklinde 3'e bölünüyor. Her zabit günde 8'er saat vardiya tutuyor. İkinci kaptan 4-8, tamam mı? Ve 16-20 vardiyasını tutar. Üçüncü kaptan 0'dan 4'e, yani gece 12'den 4'e kadar, bir de öğlen 12'den 16'ya kadar. Dördüncü kaptan da 8'den 12'ye ve 20'den 24'e kadar vardiya tutar. Peki yani 4 saat, bir sabah bir akşam vardiyası, bir sabah bir akşam, bir gece bir gündüz vardiyası şeklinde. Peki bunlar niye böyle ayarlanmış arkadaşlar? Evvela onu şey yapalım. Yani sen mesela ilk olarak günün başlangıcında ikinci zabit yapıyor. Çünkü ikinci zabit dedin, senin üçüncü kaptan, tamam mı? Bu adam navigation officer'dır aslında. Navigation officer. Ya ben genel gemi düzeninden bahsediyorum. Bunlar mesela tankerde falan bazen değişebiliyor, ama siz bu şekilde bilin. Çıktığınız gemi tipine göre şey yaparsınız. Yani navigation officer artık üçüncü müdür, dördüncü müdür? 12-4 vardiyasını tutar. Tamam mı? Peki niye 12-4 vardiyasını tutar? Arkadaşlar, noon position diye bir şey olacak size. Noon position report. Yani öğlen raporu. Tamam mı? Her gün gemi öğlen, mesela bugün ayın kaçı? 22'si. 22.09.12'den 23.09.12'ye kadar bu gemi kaç mil yol kat etti? Tamam mı? Diyelim işte
Farz misal 10 knot sürat yapıyor. Yani 10 mil saatte 10 mil gidiyor. Dolayısıyla 24 saatte 240 mil yol yapmış olur. Bunun hesabı her zaman böyle fix olmaz. Bazen bu olur, 235 olur. Bir sonraki gün ne bileyim 200 işte 41 olur. Böyle. Bunun hesabı noon position'dan noon position'a. Peki niye noon position'dan noon position? Yani niye öğlen 12? Niye biz akşam 8'de atmıyoruz da 8'den 8'e atmıyoruz da öğleden 12'den 12'ye? Bu eski bir gelenektir arkadaşlar. Ne demek? Niye? Çünkü bakın noon position yani ne demektir? Öğlen vakti nedir? Saat olarak. Güneş olarak yani güneşle irtibatı olarak siz yeryüzündeyken sizin geminiz burada şöyle değil mi? Güneş doğdu geldi 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 tam tepedeyken yani üst meridyen geçişindeyken üst meridyen geçişindeyken sonra batışa geçiyor. Üst meridyen geçişindeyken güneşten fix mevki yani astronomik fix mevki koyabilirsiniz. İşte o yüzden noon position. Eski bir gelenek. Eskiden böyle GPS bilmem ne vesaire yok. Güneşin üst meridyen geçiş vakitlerini adamlar her gün yani her öğlen, her günün güneşin üst meridyen geçişinden bir sonraki günün üst meridyen geçişine yani öğlen vaktine. Yani siz yerde bir çubuk diktiğiniz zaman bu çubuğun gölgesinin en kısa olduğu andan bir sonraki gün en kısa tam tepedeyken güneş. En basit fix mevki budur. Güneşin üst meridyen geçiştir. Tamam mı? Dolayısıyla böyle eski bir gelenek bu hala böyle devam ediyor. O yüzden noon position. Peki ne dedik? Adam da seyir zabiti, navigation officer. Dolayısıyla bu bunun işidir. Tamam. O yüzden 12, 16, 4, 8 vardiyalarını ikinci zabit yani üçüncü kaptan tutar. Peki birinci zabit niye 4-8 vardiyasına verilmiştir? Bir, arkadaşlar birinci zabit aynı zamanda bakım tutum officer yani planet maintenance sistem planlı bakım sisteminden sorumlu zabit. Dolayısıyla bu adam sabah 4-8'de çünkü gemide 8'den 12'ye birden işte ne olacak 4 saat burada 4 kere 17'ye. Ya bu işte araya 10-10-30 arası şey koyuyorlar. Bunu 18'e kadar uzatıyorlar. Onlar önemli değil. Standart şeylerden bahsediyorum. Bu gemiden gemiye, kaptandan kaptana, şirketten şirkete, şirket politikasından politikasına değişiklik. Ama burada hep temel şeylerden bahsediyorum ben. Yani en temel geleneksel şeyleri. Siz gemiye çıktığınız zaman bunların şeyini görürsünüz. Yani farklı uygulamalarını görebilirsiniz ama sizi şu an bağlayanlar bunlar. Bir kere sebeplerini bilem. Yani bu seyir vardiyası nedir? Niye böyle bir şey yapılıyor? Chief officer bir günlük iş yani güverte tayfası bu şekilde çalıştığı için saat 8'de işbaşı yapacağı için her sabah güverte lostromosu değil mi? Güverte lostromosu yani bizdeki tabiriyle reis. Yani abi usta gemicilerin ya da gemicilerin ya da miçoların tamam mı? Usta başısıdır bu yani. Usta başısıdır. Reis dediğin adam, güverte lostromosu dediğin adam. Tamam mı? Bu adam gelir sabah 7 gibi filan sabah ikinci kaptanın vardiyasında şöyle bir 15 dakika 10 dakika işte bazen 20 dakika neyse. O günün planlaması yapılır. Tamam mı? Dolayısıyla planlamayı bu saatte yapar. Akşam da gemi kaptanı yine böyle saat akşam yemeğinden sonra işte 18 19 gibi köprü üstüne çıkar. Bu sefer de ikinci kaptan kaptana işte süvari bey şunu yaptık, bunu yaptık vesaire gibi anlatır. Bu bir. İki. Yine bu eskiden kalma bir adettir. Niye? Çünkü eskiden arkadaşlar dediğim gibi GPS yok, işte elektronik seyir cihazları yok, Loran'ı, Direction Finder'ıydı, Dekası bilmem nesi hiçbir şey yok. Ne yapıyor insanlar? Manyetik pusuyla gidiyor ve astronomik seyir yapıyorlar. İşte en tecrübeli zabit, birinci zabit olduğu için yani dikkat ederseniz 4-8 sabah 4-8 ve akşam 16-20 yani güneşin doğuş batış zamanlarına değil mi? Güneşin doğuşu ve güneşin batış vakti yani alacakaranlık zamanları. Alacakaranlık. Aynı şekilde burada. Dolayısıyla nedir? Alacakaranlık vakti nedir? Şu ufuk çizgisi. Aynı anda hem yıldızların gözüktüğü hem de çok karanlık olmayıp ufuk çizgisinin gözüktüğü, daha kaybolmadığı, tamam mı? Zamandır, zaman dilimidir. Dolayısıyla siz sekstant denilen alette yıldızlardan ufka indirip mevkii koyabilirsiniz. Bu gündüz güneşin doğuşu esnasında da böyle hava aydınlanmaya başladığı zaman yıldızlar zaten gözüküyor. Ufuk çizgisi belirdi, netleşti işte. En tecrübeli zabit
Günlük mevki koyar. Akşam da öyle. Güneş batmaya başladı. Artık yıldızlar gözükmüyor. Tabii siz bunu önceden planlamasını yapıyorsunuz. Ve hem ufuk çizgisinin hem yıldızların göksel cisimlerin gözüktüğü zaman işte en tecrübeli zabit, birinci zabit bu mevkileri, fix mevkileri koyar. Tamam mı? Bunun sebebi de bu. Üçüncü zabit de dördüncü kaptan en tecrübesiz olduğu için yani 8-12 artık sabah 8'de herkes kalkmıştır. Ve akşam 20'den 24'e kadar da insanlar uyur uyumaz vesaire ama çoğunluk ayaktadır yani. Tamam mı? Bunlar hep eski sisteme göre ayarlanmış şeyler. Bu sebeplerden ötürü böyle 3 vardiyalı sistem. Yani gemi kaptanı normalde vardiya tutmuyor arkadaşlar. Siz güverte işte çıktığınız zaman gemiye üçlü vardiya sistemiyle karşılaşacaksınız. Her gün bir sabah bir akşam sabah akşam sabah akşam şeklinde vardiyalar tutulur. Peki seyir vardiyasında biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi şunu nasıl kapayacağız? Şöyle mi kapayalım? Evet gelelim mouse'a. Şurada mı? Abi böyle şeyde diğer cisimleri görme ve işitme gözcülüğü. Şimdi kol reg'e gireceğiz. Ya bilerek şey yapıyorum. Bir köprü üstü nedir? Bir görün. Tamam bak şurada da bir diğer resim daha var. Görüyor musunuz? Bu daha küçük bir gemi. Belki bu hani orta çaplı bir romorkör ya da supply vessel falan da olabilir. Yani bu modern gemilerin şey navigational paneli böyle U şeklinde yapıyorlar falan koltuklar bir şeyler. İşte görüyorsunuz burada arpa radarlar vesaireler, elektronik çarklar tamam mı? Böyle köprü üstünde şimdi hem radarla gece ve gündüz hem de gözle şey yapıyorsunuz çevreyi bakıyorsunuz gittiğiniz rota üstünde işte dönüş noktasına geldi mi ben de tam kafa kafaya gelen bir gemi var mı ne bileyim sağımdan solumdan şimdi onu da söyleyeyim sağ sol biz demiyoruz sancak iskele diyoruz arkadaşlar onu da şey yapalım. Denizde kullanılan tabirler biraz farklı. Yani bu sizin daha ilk şeyiniz olduğu için şimdi gemiyi şöyle bir kuş bakışı çizelim arkadaşlar üstten. Şöyle. Tam helikopter view deniyor buna. Tamam mı? Tepeden kuş bakışı. Üstten gemiye bakıyorum. Şurası şöyle. İşte kırlangıçlar ve yaşam mahalli. Şurada bacası. Şurada ambarlar. Tamam mı? Tepeden bakıyoruz. Şu geminin baş tarafına istikamet olarak eğer seyir olarak kullanıyorsunuz. Bow yani şurası bow'dur. Ama seyir olarak, navigation olarak kullanıyorsanız bunları zaten şeyde göreceğiz. Forward'dır ya da ahead'dir. Tamam mı? Şurası aft'tır. Geminin kıçıdır. Yani şöyle dedim kıç denir. Buraya da baş. Geminin başı, geminin kıçı. Mesela şu bölgeye kıç kasara işte baştaki manevra mahalline baş kasırı tamam. Şuraya da stern. Eğer seyir olarak kol rekte kullanacaksak. Geminin sağ tarafına sancak denir arkadaşlar. Sancak. Tamam mı? Yani starboard. Tamam mı? Starboard olacak pardon. Şöyle düzgün yazalım. Port. Sol tarafına iskele. Yani port tarafı denir. Ya bu port starboard da eskiden kalma tabirler. Eskiden gemiler hep iskele taraftan yanaşırlarmış. O yüzden buranın adı port yani rıhtım yani iskele tarafı denir. Diğer tarafa da biz sancak diyoruz ve starboard deniyor. Böyle yıldız tahtası diye bir şey varmış o zamanlar. Ondan sebep kullanıyor. Peki renk olarak nedir? Peki biz karşıdan gemi geliyor da gece vakti veya gündüz hadi gözünle gördün gece nasıl anlayacaksın? Gemi ne taraf nasıl geliyor yani nasıl fark ederiz biz bunu? Bak uçaklara dikkat edin havada. Tamam mı? Şöyle, kalem şurada şunu biraz daha kalınlaştıralım. Şöyle sağ taraf yeşildir tamam mı? Sancak taraf yeşildir arkadaşlar. İskele taraf da kırmızıdır tamam mı? Ve sizin şöyle beyaz yapalım. Baş tarafta bir provasilyonunuz. Tepede de
bir tane grand silyonunuz olacak. İşte 50 metreden uzunsa çift silyon falan, onlara geleceğiz. Yani dolayısıyla sen bu gemiye, şimdi karşıdan görünüşünü çiziyorum. Tam kafadan gemiye bakıyorum. Tam karşısından. Böyle biraz daha. Hatta önce bir silelim şurayı. Şöyle. Sonra biraz da kalemi inceltelim. Şimdi şu şekilde gemiyi. Şurası da yaşam mahali. Şurası kırlangıçları ve şurası da bacası olsun. Tam provasından bakıyorum gemiye, tamam mı? Karşısından. Dolayısıyla arkadaşlar, şurası sancak tarafı değil mi? Sağ tarafı. Burası iskele tarafı, kırmızı ve şöyle bir tane. Burada silyon ışığı feneri, burada da bu silyon feneri ve bu geminin benim karşıdan görünüşü. Bir tane de kıç şey olacak, pupa feneri. Karşıdan, ha, ben böyle bir şey gördüğüm zaman demek ki bu gemi benim üstüme geliyor. Mesela bu gemi hafif, mesela bana şeyi, iskelesini gösteriyorsa şu silyon fenerleri biraz daha böyle olur, değil mi? Yani başı şu tarafa dönük olsa geminin veya bu tarafa dönük olsa fenerler, çünkü bu böyle bir şey, dümdüz bir istikamet çiziyor buradan. Hatta onu da şöyle yapalım, şu renkle yapalım. Değil mi? Böyle tam düz bir istikamet. Yani biz bunu mesela şu tarafa doğru çevirsek bu fenerler, bu da biraz solda, bu da şeyde. Oradan anlayacaksınız. O görünüşlere geleceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla görme ve işitme gözüyle, aynı zamanda da şey, radarla. Ama şunu söyleyeyim. Bu çatışmayı önleme tüzüğünün ana şeyi daima 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 görme ve işitme üstünedir. İşte benim radarım var. VHF'im var. Böyle tuzak sorular oluyor. Kale aldığı tek şey görme ve işitme gözcülüğüdür. İşitme gözcülüğüne bakın şurada. Çok pardon, şimdi şunu bir küçültelim mi? Şöyle mi? Hop, tamam. Kapamadan. Şimdi arkadaşlar şurada, bakın şurada köprü üstü kaportaları gözüken var mı? Bakayım şurada. Çıkış kaportası. Şu kırlangıçlara çıkış için, çünkü şey. Abi bunların da hiçbirinde gözükmüş mü? Dur be abi, dur. Bu değil. Şöyle bir bakalım. Ha mesela bak, şu güzel bir görüntü. Görüyor musunuz? Bunlar radarlar. Şunlar da elektronik haritalar. Tamam, bu simülatör gerçi de. Bu şekilde bir şeyle muhatap olacaksınız. Şu dümen dolapları, şunları beklemeyin. Bunlar artık makaralı sistem. Eskide kaldı. Tamam, böyle bir şey yok artık. Tamamı böyle şey. Bu romorkör, bunları geç. Yeni sistem hidrolik, elektrohidrolik sistemler. Ha bak şurada gözüküyor galiba. Evet bak, görüyor musun şurada? Bir geri gel. Bakayım şunu bir daha kapayalım. Şeyin gözüktüğü. Ha bak şurada da gözük. Güzel. Bak görüyor musunuz? Kırlangıça çıkış kaportası. Yani kırlangıç dediğimiz ne? Bridge wing denilen. Yani şöyle bir tane de köprü üstü çizelim. Kuş bakışı yine. Şu sizin şöyle köprü üstünüz. Tamam mı? Yaşam mahallinin en üst kısmı. Şu arkada bacanız falan var. İşte bu, o baktığımız navigation panel burada. İşte koltuklar, radarı, eklisi, işte dümen dolabı, radar, eklis. Bir de şurada kaportalar var. Bu kaportalar şöyle. Tamam mı? Bridge wing denilen şeye çıkıyorsunuz. Kırlangıçlara. Biz buraya kırlangıç diyoruz. Burada da gyropiterler olur. Buradan kaportaları açık bırakıp dışarıdan sesleri, yani
bir şey oldu. Size bir mesela işte VHF'ten şeyden bir uyarı geldi. Denize adam düştü. Size de mevkiniz çok yakın. Yani köprü üstünde vardiyada mesela şey açılmaz. Müzik bilmem ne açılmaz. Dışarıdan bir ses. İşte bir insan sesi olur da duyarsan. Veya ne bileyim şey olur. Bir puslu havadır, sisli havadır, kısıtlı görüş koşullarıdır. Dolayısıyla bir gemi düdük öttürüyordur. Bunu duymak için. Veya bir şey oldu ya, güvertede herhangi bir şey, biri oldu, seslenildiği zaman duymak için. Bunlar hep görme ve işitme gözcülüğü. Sizin ana şeyiniz bu. Yani radarla filan, radar mı, göz mü, göz diyeceksiniz. VHF mi, işitme mi, işitme diyeceksiniz. Tamam mı? Bu çatışmayı önleme tüzüğünün şeyi bu. Ana şeyi bu. Ya tutuyorsunuz yani seyrediyor gemi. İşte siz de mevkinizi kontrol ediyorsunuz harita üstünden. Ondan sonra işte doğru rotada gidiyor muyuz? Rotadan sapıyor muyuz? Bir gemi geldiği zaman aman çatışmayalım. İşte balıkçı geldiyse çatışmadan kaçınalım. Ağlarına donanmayalım. Şamandıra var, dönüş var. Vesaire bunların kontrol edildiği veya hava kötü işte gemiyi rotasında tutalım onu yapalım vesaire bildiğiniz seyir işlemleri bir gece bir gündüz şeklinde tutacaksınız arkadaşlar. Bu ilk yani bunları niye bahsettim? Çünkü hani birinci sınıf dersi olduğu için hiç gemiye dair bir fikri olmayan kimselere ya yani kabaca ne yapıyoruz kol rege girişten önce. Yani çünkü burada bazı şeyler geçecek onlar geçtikçe ben açacağım ama şey... Yani bu seyir nedir, gemi nedir, başı, kıçı, işte sancağı, iskelesi nedir? Buna dair bir fikriniz olsun. Evvela bir şey olsun yani. Burada geçti de sancak ne, iskele ne? Tamam mı? Böyle bir giriş yapmak istedim. Evet arkadaşlar, ikinci derste bu 25 dakika olmuş. Dersleri 25 ile 30 dakika arasında tutacağım. Çok uzun süre tutmayacağım. Tamam mı? Bu şekilde devam edeceğiz. Yani arkadaşlar sizin Uluslararası Denizcilik Örgütü diye bir örgüt var. Bu Birleşmiş Milletler'in alt bir teknik örgütü. Denizciliğe dair muhatap olduğunuz bütün kuralları burası çıkarıyor. Bunun çıkardığı kurallardan biri de çatışmayı önleme tüzüğü, denizde çatışmayı önleme tüzüğü. Dolayısıyla bu da gemilerin karşılıklı geçişi, sığ sularda geçişi kullanacağı işte seyir alametleri yani fenerler, işte ses işaretleri, ne bileyim gongtu, kampanaydı, gemi düdüğüydü. Ondan sonra bunların işte özellikleri ne olmalı? Vardiya nasıl olmalı? Geçişlerde gemilerin birbirleriyle geçişlerinde hangi kurallar tatbik edilmeli? Nasıl geçilmeli? Ne yapılmalı? Bunları yani bir bildiğiniz trafik kuralları gibi, araba trafik kuralları gibi bunun denize dair düzenlenmesini içeren, deniz trafiğini düzenleyen bir şey tüzük olarak yayınlanmış. Dolayısıyla bu dersimiz vardiya standartları. Bu şekilde bir başlangıç yapalım. İkinci derste artık kurallarla çatışmayı önleme düzüğünün kurallarıyla devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.